Ve Müslümanların eğitimi konusunda her zaman Rusya içindeki en hassas bölge oldu. Kafkas halklarına özgü sıkı aile bağları, gençlerin ve çocukların dini eğitimi alanında en önemli avantajdı. Kadirov'un bahsettiği aile ortamında gizlice dini eğitim verilen günler artık geride kaldı. Yüzlerce yıllık geçmişin alışkanlıkları, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçık'taki evlerde yerine getiriliyor. İnsanlar komşularıyla bir araya gelerek inançlarını pekiştiriyor. Kalp kalbe imana sarılmış haldedir. İmanlı kişilerin sayısı çoğalmakta ve kuvvetlenmektedir. Biz eğitime olan yönelişi görüyoruz. Biz İslam üzerine konuşan kişilerin çoğaldığını görüyoruz. Nalçık'taki bu geleneksel ritüel, Kafkasya'nın diğer bölgelerinde de sürüyor. Nasıl ki bir binanın sağlam olması, temelinin sağlamlığıyla ölçülür, Kafkasya'daki Müslümanlar da İslami eğitimin temellerini ailede atıyor. Buradaki eğitim diğer Müslüman ülkelerden farklı değil. Özellikle de Türkiye ile Kafkasya arasındaki etkileşim bu durum açısından belirleyici bir faktör. 19. yüzyılda binlerce Kafkas Müslümanın Anadolu'ya sürgünü dini yaşayıştaki ortak yönleri derinleştiriyor.